Aa, Nazlı? Ne yapıyorsun sen burada? Aa, ne oldu, neyin var? Bir şey yok ya. Lansman için teaser çekecekmişiz ya, ona bakıyordum. Ne oldu, şimdi ne oldu? Konuşmamız lazım. Hayırdır? Yarın lansmana gelecek olan 2 tane muhabiri ayarladım. Güzel. Evet, yeni bir haber yaptıracağız ve kıyamet kopacak. Ah. Ne, nasıl bir şey söylesene? Tolga ile senin aşk haberini. Yok artık. Olmaz öyle şey. O kadar da değil ya. Tamam, diziyi okey dedik de. Yani bir de işin başından şimdi biraz abartı değil mi? Ay Nazlı, ben sana fikrini mi sordum? Ben ne diyorsam o, yapacaksın. Ne konuşuyor be bunlar yine? Ne karıştırıyorlar acaba? Neyse, olay çıkartmadan önce bir öğreneyim bakayım. Ayrıca sen bu işin tutmasını istemiyor musun ha? Bana güven, ben çok iyi biliyorum bu işleri. Tamam, istiyorum da. Ha. Tamam, o zaman bana güven. Sen Tolga'ya yakın dur. Tamam? Deal. Hı. Ayrıca söylememe gerek yok, aramızda kalsın bunlar. Ilgıncığım. Ne giyecek şimdi Asya bugün? Hocaya da gösterelim. Gösterelim, evet. Ay saçmalama. Hayırlı olsun. Sağ olsun. Yani ne yaptın, ne ettin, azmettin. Başrolü kaptın, bravo. Ne oldu Nesrin? Ne oldu, ne diyeceksin? Hiç bir şey demeyeceğim, öyle tebrik edeyim diye geldim. Bir de ben senin ne diyeceğini çok iyi biliyorum. Şimdi rolü aldık ya, kıymete bindik. Değil mi? Ama yok, seni menajerim olarak düşünmüyorum. Canım ya. Sen beni çok yanlış anladın ama. Benim de öyle bir düşüncem yok zaten. Benim portföyüm dolu. Ben sadece bu sektörde deneyimli biri olarak, hatta senin bir ablan olarak sana destek olmak istiyorum. Kalsın ya, çok sağ ol. Nazlıcığım, ben söyleyeceğimi söyleyeyim de ister kulağına küpe yaparsın, ister unutursun, ne yaparsan yaparsın. İyi tamam, söyle hadi, dinliyorum. Söyle hadi. Selin'e dikkat et Nazlı. Onun gibi insanları ben çok iyi tanırım, tamam mı? Yani şimdi onunla böyle iş yapıyorsun, ona güveniyorsun ama sonunda üzülen sen olursun. Bugünlerde de herkesin akıl verisi tuttu yani. Ne böyle ya? Nazlıcığım, insan gibi geldim, uyarıyorum seni burada. Bundan sonrası sana kalmış. Senin kariyerin yani, sen karar vereceksin. Ama böyle yapmaya devam edersen düşüşün çok hızlı olacak, benden söylemesi. Ne demek doluyuz ya? Ama biz bütün lansmanlarımızı orada yapıyoruz. Tamam, anlaşamıyoruz, ben anladım, uzatmayalım ama şunu unutmayın. Bundan sonra sizinle asla iş yapmayacağım. Ay size de iyi günler. Allah'ım yarabbim ya. Ay korktum ya. Ne zaman geldin sen? Şimdi. Hı. Yeni sayılır yani. Ne oldu? Sorun mu var? Ya evet, yarın şu toprak işinin lansmanını yapacaktık ama her zaman yaptığımız mekan doluymuş, sıkıntı çıktı. Ya tamam, başka bir gün yapalım. Olmaz yani, hemen yapmamız lazım. Çünkü diğer kanallardan önce çıkmamız gerekiyor. Gül Hanım da öyle istiyor. Anladım. Ya kanal bayağı sahip çıkıyor işe yani o zaman. Evet, bu sefer bayağı ciddiye alıyorlar. İşte. Ya senin önerebileceğin bir yer var mı? Yani bilmiyorum, bu Selçuk'un devrettiği adamları falan aradın mı? Ne yaptılar onlar? Ya aradım, onların 2 mekanda doluymuş. Hatta otelleri de sordurttum ama bu hafta fuar mı ne var? Hiçbir yer diğer yok ya. Bir dakika, aslında şöyle yapalım. Bu lansmanı benim evin bahçesinde yapalım mı? Yok ya, olmaz öyle şey. En kötü bizim şirkette falan yaparız, ne yapalım? Selin, hiç şirkete falan gerek yok. Ya asıl sizin şirket olmaz. Çok samimiyetsiz böyle ofis masaları falan. Gerilir insanlar yani. Böyle rahat benim bahçede. Hani hem Tolga Tuna işi sahiplenmiş derler, hem benim sayemde daha çok reklamı olur. Anladın mı? Bu kadar olaydan sonra da bana da iyi gelir diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani. Yani olabilir aslında. Hem sen de o kadar istiyorsan. Tamam. O zaman ben organizasyon şirketini arayayım. Sizin bahçeyi düzenlesinler. İyi olur. Tamam. Tamam. Sen bir şey mi diyecektin bana? Şu Asya'nın oynayacağı Reyhan karakteri var ya. Onunla ilgili. Ne olmuş? Bir şey olmadı yani. Çok sert yazılmış. Onu biraz daha yumuşatmak lazım yani. Gerek yok o kadar sert olmasın. Anlıyorum, tamam. Sete zaten daha var. Öncesinde bir toplantı yaparız ama şu an önceliğimiz lansman. Ben o yüzden organizasyon şirketini arıyorum. Sen de evdekileri söyle, haber ver. Tamam, haber veririm ben. Tamam. Sağ ol. Alo Hediye. Bu bizim yeni dizi var ya, onun lansmanı yapılacak bahçede. Bir catering firması, organizasyon firması falan gelecek. Oraları hazırlayacaklar. Sen de onlara yardımcı ol, olur mu? Ben senin numaranı atacağım onlara. Tamam, çok sağ ol canım. Görüşürüz. Suzan Hanım. Ay Suzan Hanım. Ha? Suzan Hanım. İki ayağımız bir pabuca girecek yine. Tolga aradı. Yarın işte bu yeni dizinin tanıtımı için burada organizasyon yapacaklarmış. Bir tane şirket gelecekmiş hazırlık için. Tamam Hediye, bu kadar telaşlanma. Yani ilk defa kalabalık misafir ağırlamıyoruz değil mi? Ya doğru diyorsunuz ama ben anlamıyorum yani. Ay koca yapım şirketi. Ne organizasyon olsa bu bahçede yapıyorlar zırt. Ay bir mekan tutun canım. Ay Hediye, bana bak daha da önemlisi. Bak eve magazinciler falan girecek. Bunu sana emanet ediyorum, güzelce sakla. Tamam tamam, siz merak etmeyin, ben onu kaldırırım bir yere. Suzan Hanım, Tolga acaba kabul edecek mi dersiniz? Ay bilmiyorum Hediye ama Kudret babalığını yaptı. Yani servetinin en büyük bölümünü Tolga'ya bırakıyor. Yani Tolga da bu fırsatı değerlendirir inşallah artık. İnşallah. Ben kaldırıyorum onu. Al canım al.